Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programımızda Tevbe Suresi 25-29. Ayetleri değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada şöyle bildiriyor. لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهِ ف۪ي مَوَاطِنَ كَث۪يرًا Allah-u Teala size çok yerlerde yardım etti. وَيَوْمَ حُنَيْنِ Ve Huneyn günü, Huneyn savaşında da Allah size yardım etti. اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ O zaman sayıca çok olmak hoşunuza gitmişti. Bununla gururlanmıştınız. فَلَمْ تُعْنِ عَنْكُمْ شَيْئَ Ama sayıca çok olmanız sizden bir şeyi gidermedi ve size yetmedi. وَدَاغَتْ عَلَيْكُمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ Arz bütün genişliğiyle beraber size dar geldi. Dünya adeta size zindan oldu. ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ Sonra sırtınızı dönerek kaçtınız. Sonra arkanızı dönerek savaş meydanından gittiniz. ثُمَّ اَنْزَلَ اللّٰهُ سَك۪ينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ Sonra Allah peygamberine ve müminlere sekinet indirdi. وَاَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا Ve görmediğiniz ordular indirdim. وَاَذَّبَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Ve o inkarcıları, kafirleri azaplandırdı, cezalandırdı. وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ İşte kafirlerin cezası budur, böyledir. Değerli izleyenlerim, Huneyn Savaşı'ndan ayette bahis var. Evvelinde de Allah çok yerlerde size yardım etti. Allah müminlerle beraberdir. İşte bir Bedir Savaşı'nı düşünecek olursak, Bedir Savaşı'nda diğer taraf, karşı taraf Müslümanların 3 katıdır ve silahları, atları var. Müslümanların ise yok. Şartlar itibariyle galip gelmek için müşriklerin şartları çok müsait. Ama Allah'ın yardımıyla Müslümanlar orada çok net bir galibiyet elde ettiler. Daha bunun gibi çok olaylarda Asr-ı Saadet'te Cenab-ı Hakk'ın yardımı müminlerle beraber oldu. Bu ilahi yardımların en zahir olduğu olaylardan birisi Huneyn Savaşı. Huneyn Savaşı Mekke'nin fethinden sonra gerçekleşiyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam 10 bin kişiyle Mekke'yi fethediyor. Mekke'nin fethinden sonra civardaki kabileler toplanmışlar. Müslümanlara darbe vurmak üzere bir araya gelmişler. Ve Peygamberimiz o 10 bin kişiyle Mekke'den de İslam'a giren 2 bin kişinin katılmasıyla 12 bin kişiyle bunlara karşı Huneyn'de savaşıyor. Müslümanlar sayı itibariyle daha önce azken 12 bin kişilik bir kalabalık gerçekten dikkat çekici bir kalabalık. Sayımız önce azken galip geliyorduk. Bugün hayli hayli galip geliriz. Böyle bir güven içinde kendilerini hissediyorlar ve Allah'a güvenmek, Allah'a dayanmak yerine sayıya güvenmek gibi bir hataya düşüyorlar. Savaşın başında diğer taraf o Arap kabileleri, Havazin gibi kabileler çok şiddetli bir şekilde Müslümanların üzerine geliyor. Ve Müslümanlar bayağı bir afallıyor ve bir bozgun hali yaşıyorlar. Öyle ki Peygamberimizin etrafında çok az sayıda insan kalıyor. Ve Müslümanlar dağınık vaziyette her biri bir tarafa doğru gidiyor. Hatta Mekke'ye kadar varanlar olduğu bile tarih kitaplarında ifade edilir. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam İleyya ibadallah Allah'ın kulları bana doğru gelin diye nida ediyor. Peygamberimizin amcası Hazreti Abbas sesi çok güçlü birisiymiş. O Peygamberimizin sözlerini yüksek sesle söylüyor, insanlara duyuruyor ve neticede o insanlar tekrar toparlanıyorlar. Bu arada bir mucize de yaşanıyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yerden bir miktar böyle toprak alıp düşmana attığında düşmanın gözüne yüzüne isabet ediyor. Nasıl ki söylenen bir söz binlerce kişi tarafından bir anda duyulabilir. Onun gibi adeta atılan toprağa da bir nuraniyet tecelli ettiriliyor. Her birine isabet ediyor. Ve netice itibariyle Müslümanlar galip geliyorlar. Ve Allah'ın yardımıyla galip geliyorlar. Sadece kendi güç ve kuvvetleriyle değil. وَمَنْ نَصْرُ اِلَّا مِنْ اِنْدِ اللّٰهِ
yardım, zafer ancak Allah'tandır. Allah'ın yardımıyla galip geliyorlar. Ve pek çok ganimetleri de elde ediyorlar. Kur'an-ı Kerim bu olaya dikkat çekerken herhalde bize şu dersi de veriyor. Yani sayı çokluğuna güvenmemek lazım. Sayı çokluğu evet güzel bir şeydir ama yeterli bir şey değildir. Kem min fiyetin galiletin galebet fiyeten kethiraten bi iznillah. Sayıca az olan nice topluluk Allah'ın izniyle sayıca çok olan topluluklara galip gelmiştir. Günümüzde de dünyanın değişik yerlerinde ve ülkemizde meydana gelen bazı olaylarda sayıca az olanların sayıca çok olanlara bir nevi galip gelmesi, bu gibi şeyleri görebilmekteyiz. İşte sayıya güvenmek değil, Allah'a güvenmek, Allah'a tevekkül etmek gerekiyor. Ayetin anlatımı içerisinde sayıca çokluk sizi güvendi, sizin hoşunuza gitmişti. Sayıca çokluğunuza güvenmiştiniz. Allah onu nazara veriyor. Ama bu size bir fayda vermedi. Yeryüzü bütün genişliğiyle beraber size dar geldi. Yani dünya size adeta zindan oldu. İşte savaşın o başlangıcında mağlubiyet hali yaşamaları, dünya çok geniş ama o anda artık dünya bir zindan halini alıyor ve o genişliğiyle beraber onları sıkıyor. ثُمَّ اَنْزَلَ اللّٰهُ سَك۪ينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ. Sonra Allah Resulüne sekinet indirdi. وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ. Müminlere de sekinet indirdi. Sekinet, insanın kalbinde meydana gelen sükunet hali, itminan hali. وَاَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا. Ve görmediğiniz ordular indirdi. Görmediğiniz ordular, bu da önemli bir nokta. Görmediğiniz ordular derken, melekler ordusu, işte nasıl ki Bedir'de Allah-u Teala görmediğimiz melekleri göndermiş. Kur'an-ı Kerim bize bunu naklediyor. Ve bazı savaşlarda yine melekler gelmişler, Müslümanlara yardımcı olmuşlar. Demek ki Huneyn Savaşı'nda da o görülmeyen ordular taraf ilahiden görevlendiriliyor ve onlar Müslümanların galip gelmesine vesile oluyorlar. Tabii bu görülmeyen ordular Cenab-ı Hakk'ın bizim bilmediğimiz orduları. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ اِلَّا هُ. Rabbinin askerlerini ancak kendisi bilir. Cenab-ı Hak böyle bildiriyor. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ. Göklerin ve yerin orduları, askerleri Allah'ındır. وَاِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. Ve bizim ordularımız muhakkak galiptirler. İşte Cenab-ı Hak görülen görülmeyen ordularıyla bütün zerrat, bütün küreler, bütün melekler hepsi Allah'ın emrinde. Böyle olunca Allah dilediğine yardım ediyor ve zafer nasip ediyor. ثُمَّ يَتُوبُ اللّٰهُ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ عَلَى مَنْ يَشَى. Sonra Allah dilediğine tevbeyi nasip edecek. İşte o Havazin ve daha diğer kabileler, onlardan da İslam'a girenler oluyor. Mağlubiyetten sonra İslamiyet'i seçenler oluyor. وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. Ve Allah gafurdur, günahları bağışlayandır, rahimdir, merhameti sonsuzdur. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا. Ey iman edenler! اِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسْ. Müşrikler necistirler. فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا. Bu yıllarından sonra onlar Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. Yani onları Mescid-i Haram'a yaklaştırmayın. Müşriklerin necis olması en azından itikat itibariyle, yani temiz olmayan itikatlara sahipler ve itikat temiz olmayınca iç dünyaları temiz olmuyor. Ve İslam'ın haram kıldığı şeyleri daima arzular vaziyette, daima nefse şeytana adeta oyuncak olur bir halde iç dünyalarında bir necislik söz konusu. Öte yandan iç dünyalarında bu tarz necislik olunca bu dışa da yansıyabiliyor ve bu dışa yansımanın neticesinde dış temizliğe de o kadar dikkat edemeyebiliyorlar. Ve bunun neticesi olarak artık onlar bu yıllarından sonra Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. Yani onları Mescid-i Haram'a yaklaştırmayın. Artık oraya gelmesinler.
Çünkü Mescid-i Haram'da hac eskiden beri olan bir olay. Ama onlar çıplak bir kıyafetle haclarını yapıyorlar. Ve ibadet olarak görülen bu şey aslında Kur'an'ın anlattığı şekliyle orada ıslık çalmaktan, el çırpmaktan ibaret. Bu gerçek anlamda bir ibadet de değil. Dolayısıyla Mekke artık fethedilmiştir. Mekke fethedildikten sonra Kabe putlardan temizlenmiştir. Kabe putlardan temizlendiği gibi Mescid-i Haram'ın da müşriklerden bu şekilde temizlendirilmesi, temiz hale getirilmesi söz konusudur. Ve bu yıldan sonra diyor artık onlar Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. Acaba bu bütün camileri içine alır mı? Yani camilere müşrik olanlar, Müslüman olmayanlar girebilirler mi, giremezler mi? İmam Malik'e göre giremezler. Müslümanlar dışında camiye bir başkasının girmesi caiz değil. Ancak Hanefi mezhebinde Mescid-i Haram dışındaki diğer camilere, mescitlere belli ölçülere riayet etmek şartıyla girebilirler. İşte günümüzde özellikle İstanbul gibi Selahattin camilerinin tarihi turistik camilerin olduğu yerlerde bunun uygulaması görülebiliyor. Ve turistler geliyorlar. Orada dışarıda başörtülerini takacak şekilde de sistemi kurmuşlar. Kılık kıyafetlerine bir derece dikkat etmek şartıyla geliyorlar. Tarihi mabedi görüp daha sonra oradan çıkabiliyorlar. Hanefi mezhebinde buna cevaz var. Herhalde günümüzde uygulama da bu tarzda. Ama Kabe ve çevresi için ayet-i kerimenin hükmünce oraya girmeleri uygun değil. Bundan dolayı da zaten sadece ancak Müslümanlar girebilir diye harem bölgesiyle alakalı oralara levhalar konulmuş. Başka dine mensup olan veya dinle alakası olmayanlar oralara alınmıyor. Ve in hiftum aileten, eğer geçim sıkıntısından korkarsanız fesevfe yunikumullah min fadli inşa'e, eğer Allah dilerse kendi lütfundan sizleri başka yönden zengin kılar, başka yönden sizin ihtiyaçlarınızı giderir. Bu da meselenin ekonomik yönü. Hac aynı zamanda ekonomik bir kongre gibidir. Hac İslam öncesinde de vardı. Hazreti İbrahim'e dayanan belki geçmişi var. Ama Araplar bunu çok farklı bir mecraya çekmişler. Ve asıl hac manası, ibadet manası ortadan kalkmış. Ancak ekonomik bir faaliyet gibi, bir panayır gibi Araplarda bu devam etmekte. Ve Kabe bir cazibe merkezi. Çevreden hac mevsiminde müşrikler geliyorlar. Orada hem kendilerine göre tavaflarını yapıyorlar hem de ticaretlerini yapıyorlar. Bu ayet-i kerime ile artık müşriklerin oraya girmesi yasaklanınca gelenlerin sayısı sınırlı olacak. Müslümanlarla sınırlı olacak. Ve Mekke'de ekonomik bir canlılık olmayabilecek. Bu noktada insanlarda tereddüt meydana gelebilir. Biz neyle geçineceğiz? Hatırlarına böyle bir tereddüt gelebilir. Cenab-ı Hak buna da açıklık getiriyor. Eğer diyor geçim sıkıntısından korkacak olursanız merak etmeyin. Allah size başka kapılar açar. Başka yerden ihtiyacınızı giderir. Günümüzde değişik ekonomik paktlar var. Değişik böyle işte sistemler kurulmuş ve buna göre bir takım dengeler. İşte bazılarıyla irtibat halinde ama o irtibat kesildiğinde acaba aç mı kalacaklar? Aç kalmazlar. Başka bir yerden Allah başka bir imkan nasip eder. Bir kapı kapanırsa belki 10 kapı açılır. Oradan meseleler halledilir. Bu manada yani günümüzde demek ki zaman zaman ekonomik sıkıntı olabilecek bazı durumlar olsa da Allah'ın lütfu nazara alınmalı. Allah bir kapıyı kaparsa başka kapıları açar. O noktadan meseleye bakılmalı. İnna Allah alimun hakim. Şüphesiz Allah alimdir, hakimdir. Allah her şeyi bilir ve Allah'ın verdiği hükümler hikmetlidir, yerli yerindedir. قَاتِلُ الَّذ۪ينَ, o kimselerle savaşın. لَا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ, Allah'a inanmıyorlar, ahiret gününe inanmıyorlar. وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ, Allah ve Resulünün haram kıldıklarını haram kabul etmiyorlar.
ve la yedinune dinel hak ve hak dini din olarak kabul etmiyorlar. Minellezine utul kitap, kendilerine kitap verilen ehli kitaptan bu özellikte olanlarla savaşın. Hatta yu'tul cizyete an yedin, kendileriyle cizyeyi verinceye kadar vehum sagirun, zelil bir vaziyette cizye vermeye mahkum oluncaya kadar onlarla savaşın. Burada ehli kitaptan şu özellikte olanlarla savaşın. Acaba buradaki ifade bütün ehli kitabı içine alır mı? Yoksa buradaki özelliklerle sınırlı mı anlamak gerekir? Bazıları mini beyaniye olarak kabul etmişler. Hepsini içine alır, böyle değerlendirmişler. Ama normalde baziyet ifade ediyor. Yani şu anlamda bu özellikte olanlarla savaşın. Acaba hepsi bu özellikte midir? Hepsi bu özellikte değildir. Leysu seva'en, onların hepsi bir değildir. Kur'an-ı Kerim böyle ifade ediyor. İşte ehli kitaptan şöyle şöyle olanlar var ve böyle olmayanlar da var. Kur'an-ı Kerim buna dikkat çekiyor. Ve aynı zamanda işte onlarla mücadele nazara verilirken وَلَا تُجَادُلُ اَهْلَ الْكِتَابِ اِلَّا بِالَّتِي يَحْسَنْ. Yani ehli kitapla en güzel bir şekilde mücadele edin. اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ, ancak onlardan zalim olanlar müstesna. Demek ki onlardan zalim olanlarla kendi halinde olanları, masum olanları birbirinden ayırt etmek gerekir. Burada nazara verilen özellikleri söyleyecek olursak, Allah'a ve ahiret gününe inanmayanlar, Allah'ın ve Resulünün haram kıldıklarını haram kabul etmeyenler. Demek ki peygamberin de haram kılma yetkisi var. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Ele utitul Kur'an ve mislehu mahu. Dikkat edin, bana Kur'an verildi ve bir de Kur'an'ın misli verildi. Kur'an-ı Kerim'de zaten peygamberimizin bu yönüne de dikkat çekilmiştir ve denilmiştir ki وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. Peygamber size neyi getirmişse bunu alın, neyden de sizi yasaklamışsa ondan uzak kalın. Demek ki peygamber de bir takım haramları, bir takım helalleri nazara veriyor. İşte ehli kitaptan Allah ve Resulünün haram kıldıklarını haram kabul etmeyenler ve hak dini din ile tedeyyün etmeyenler, hak dini uygulamayanlar, bunlar kendi elleriyle cizye verinceye kadar onlarla savaşın. Cizye verdiklerinde, yani vergi diyebiliriz kısaca buna, vergi verdiklerinde kendi dinlerinde serbesttirler. İslam devleti bünyesinde rahatlıkla yaşayabilirler. Tarih boyunca bu yaşanmıştır. Osmanlı bir İslam devleti olarak 600 yıl devam etmiş. Gayrimüslim azınlıklar da İslam devleti bünyesinde cizyelerini, vergilerini vermek şartıyla rahat bir şekilde yaşamışlardır. Cenab-ı Hak hepimizi İslam'ı doğru düzgün bir şekilde yaşamayı nasibi müyesser eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.